Erciyes Üniversitesi'nde doktora öğretim üyesi Dinçer Göksülük, Turkosa ismiyle bir yazılım geliştirdiklerini ve bu yazılımın uluslararası platformda yarışabileceğini söyleyerek ülkemizin yazılım ihtiyacını karşılayabilecek bir proje dedi. En etkili bilim insanları listesinde isminiz var. Bize bu listeden bahsedebilir misiniz? Şimdi uluslararası platformlarda üniversitelerin, kurumların, kişilerin uluslararası sıralamaların yapıldığı çeşitli listeler var. Bu listelerin bazısı bireysel kişiler tarafından, bazısı ise özel kurum veya üniversiteler tarafından yapılıyor. Bizim şu an içinde bulunduğumuz liste ise Stanford Üniversitesi'nden bir hocanın ve ekibinin yapmış olduğu araştırma sonucunda dünyada en etkili %2'lik dilime giren bilim insanlarının içinde bulunduğu bir liste. Liste iki parçadan oluşuyor aslında. Bir kısmı kariyer boyu başarı olarak görülüyor. Yani profesör hocalarımızın olduğu bir listede aynı zamanda da doktor öğretim üyesi hocalarımız var. Bunların bir kısmı sadece 2020 yılındaki başarısıyla, diğer bir bölümü ise kariyer boyu başarısıyla listeye girmeye hak kazanmış. Benim bulunduğum kriter bu noktada 2020 yılı içerisinde yapmış olduğum yayınlar ve bilimsel faaliyetlerin sonucunda girdiğim bir liste olarak söyleyebilirim. Peki bu faaliyetleriniz nelerdir? Geliştirdiğiniz bir projeniz var mı? Listeye nasıl girdiniz? Biyostatistik anabilim dalı aslında multidisipliner bir alan. Baktığınız zaman ekonomiden tutun tıp alanına kadar, fizik alanına kadar birçok bilim dalı ile ortak çalışmalar yürüttüğümüz bir alan. Bu açıdan düşündüğümüzde aslında spesifik bir çalışma alanımız yok. Ekip içerisindeki kişilerin çeşitliliğine bağlı olarak birçok farklı alanda çalışma yürütebiliyoruz. Benim şu an kariyer başlangıcının başında olduğumu düşünürsek 2 yıllık bir deneyimim var. Aslında eğitim sürecini saymıyorum. Eğitimden doktora bitirdikten sonra 2 yıllık bir doktora öğretim üyesi kadrosunda görev yapmışlığım var. Doktora eğitimi süresinde ise birçok farklı alanda çalışma yürüttük. Bunların içerisinde tıp alanı ağırlıklı olmak üzere sağlık alanındaki çalışmalar, yine yazılım alanındaki çalışmalar ve diğer alanlardan gelen hocalarımızla yapmış olduğumuz eğitim bilimleri, mühendislik, eczacılık fakülteleri gibi bu hocalarımızla yapmış olduğumuz çeşitli çalışmalar var. Bu çalışmaların etkisinde, uluslararası getirmiş olduğu atıflar sayesinde de bu sene yapılmış olan listeye girmiş olduk. Peki bu çalışmaları açacak olursak ne gibi çalışmalar? Benim uzmanlık alanım daha çok genetik verilerin analiziyle hastalık tanı teşhis koyduğumuz bir alan. RNA dizleme, microarray dediğimiz farklı teknolojiler var. Bu teknolojiler kişilerin çeşitli hastalıklara tanı koyma sürecinde genetik verisini kullandığımız, sınıflama yaptığımız, hastalığı teşhis ettiğimiz, hastalık üzerinde etkili olan genleri, gen bölgelerini ve yeni aday genleri bulduğumuz bir teknolojiden, bir analiz sürecinden bahsediyoruz. Tezim ve uzmanlık alanım daha çok ağırlıklı olarak bu alanda. Bunun haricinde yazılıma ilgi duyuyorum. Tabii bu elde etmiş olduğumuz başarı bireysel bir başarı değil. Bir ekip çalışmasının ürünü. Doktora eğitimine başladığımız süre içerisinde ekip arkadaşlarımızla geliştirdiğimiz bir yazılım projemiz vardı. Sanayi Bakanlığı'nın desteğiyle bireysel genç girişimci projesi kapsamında uluslararası ve ulusal platformda yarışabilecek, ülkemizin ihtiyaçlarını, yazılım sektöründe ihtiyaçlarını karşılayabilecek bulut tabanlı bir istatistik analiz aracı geliştirme projesiyle yola çıkmıştık. Ve bu alanda da Turkosa ismiyle bir yazılımı geliştirdik. Bulut tabanlı olarak kullanıma açtık. Şu anda üniversiteler bünyesinde, Türkiye'de birkaç üniversitede, bunlara örnek vermek gerekirse Nevşehir Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi olmak üzere eğitim alanında kullanılmaya başlandı. Bu projenin tabii ki direkt olarak etkili bilim insanları listesine girmemize ne kadar katkısı olduğunu doğrudan söylemem mümkün değil ama o süreçte kazanmış olduğumuz deneyimler, yazılım sektöründe olsun, istatistiksel veri analizi sürecinde olsun, burada kazanmış olduğumuz deneyimler ve bunu uzmanlık alanımızdaki çalışmalara aktarmamız neticesinde uluslararası alanda etki yaratan, birçok bilim insanı tarafından kabul edilen analizlerinde olsun, bilimsel çalışmalarında olsun kullandıkları çeşitli yazılımlar geliştirdik. Bu yazılımlar sayesinde de uluslararası olarak atıflar almaya başladık. Bu atıfların sayesinde de 2020 yılı
özelinde kariyer boyu bir liste değil ama 2020 yılı özelinde bir liste var. Bu liste içerisinde de %2'lik dilime girme başarısı gösterdik. Peki son olarak sizin bu listeye girmenizle alakalı düşüncelerinizi alabilir miyiz? Daha önce de dediğim gibi yani benim listedeki diğer hocalarla kıyaslanırsa eğer birçok profesör hocanın kariyer boyu başarı göstermiş, gerçekten kariyerinde birçok başarılar elde etmiş, TÜBA ödülü olsun, TÜBİTAK bilim ödülleri olsun, uluslararası ödüller olsun, bunlar almış hocaların arasında olmak gerçekten çok büyük bir gurur kaynağı. Bunu elde edene kadar da çok ciddi bir süreçten geçtik. Tabii ki akademi dediğiniz şey maddiyattan çok maneviyatın ön planda olduğu, hani insanın manevi açıdan tatmin eden bir alan. Geceler boyu uyumadığınız oluyor, 2 saat uykuyla günü geçirdiğiniz oluyor. Bu bahsetmiş olduğum Turkusa yazılımda örneğin bir ayı her gün 3 saat uyku uyuyarak çıkardığımız olmuştu. Yüz binlerce satır kod yazmış olduk. Ve bu deneyimlerin sonucunda da uluslararası anlamda kişilerin kabul ettiği, çalışmalarında kullandığı çok büyük firmaların, çok büyük bilim insanlarının kullandığı bir yazılım haline getirmek veya bir tekniği geliştirip bu kişilerin kullanımına sunmak ve kabul görmek, sonrasında da böyle bir listeye girmek, hele ki bu kadar başarılı bilim insanlarıyla aynı listede olmak gerçekten çok gurur verici bir şey. Henüz kariyerimizin başında olduğunu düşünürsek çok daha ileri dönemde girebileceğim bir başarı, çok daha erken dönemde elde etmiş olmak da açıkçası motive ediyor insanı, büyük bir motivasyon kaynağı.